ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmadı, olmayacak. Ve diyorum ki bu seferki ayrılığımız gerçekten kısa bir ayrılık. Logaritma ve dizilerde logaritmayı çizmeye geldik. Logaritmayı bitirmeye geldik. Logaritmada efsane bir soru avcısı tadında. Logaritmada efsane sorularla tam sınav tadında karşındayım. Bütün logaritmayı izledin, bitirdin ama logaritma 7. dersi, bu dersi bitirmedin, eksik kalır. Adeta o yediğin yemeğin üstüne yenmemiş bir sütlaç gibi, bir kabak tatlısı gibi, ki kabak tatlısı benim en sevdiğim tatlıdır gibi tatsız tutsuz bir finish olur. O zaman ne diyoruz? Tadıyla tuzuyla logaritma 7'de gönder gelsin hocam dedim. Dedim ama nerede benim takvimim? Ama o 7. güne o takvimde biz o artıyı atacağız ki, tiki atacağız ki güzelleşecek ortalık, öyle değil mi? Hemen buluyorum takvimi. Bir saniye efendim. Bir saniye, takvimsiz olmaz bizde. Evet, geldik 7. günümüze. Logaritmayı bitirmeye geldik. Logaritmada hani o söz verdiğimiz o muhteşem soruları çözeceğimiz dersteyiz. İlk 2-3 sorum. İlk 3 sorum logaritmada böyle yeni güncel nesil problemler adı altında geçen, ÖSYM'nin bugüne kadar henüz sormadığı ama sormam demediği tipteki sorular. Gerçi baktığımızda korkacağımız, aslında hiç korkmamamız gereken şiir gibi bir şey oldu o ya. Neyse ya, sen beni dinle. Şimdi bak, bu derste çözeceğim sorular gerçekten efsane. Lütfen ama lütfen. Çıktılar al. Her soruyu önce sen kendin dene. Bitir hepsini. Sonra gel, adeta bir logaritma sınavıymışçasına. Sonra birlikte bitirelim, tamam mı? Ekrana da biraz şey yapmış olabilirim. Sana da gelmedi umarım. Şimdi 17. föyü bitireceğim seninle birlikte. Güncel problemlerden bahsedeceğim. Burada birkaç tane şey vereceğiz sana. Ne diyelim? Formül vereceğiz. Ama inan ki bu formüller zaten sorularda bize verilecek. Sadece neyle karşılaşacağımı sana göstermeye çalışıyorum. Evet, bir korku filmi. Evet, bir canavar var. O canavar neye benziyor? Ha, anca buna benziyor işte. Benzetme nasıl oldu bilemedim ama başlangıç sayısı P0 olan bir bakteri kolonisinin T dakika süre sonundaki popülasyonunu gösteren denklemi sana verdik diyecekler. E'yi verecekler, P0'ı verecekler, atıyorum T'yi isteyecekler. Yani sen sadece denklemden oradaki bir veriyi çekeceksin. Güncel problemler de böyle soruluyor. İşte depremlerin şiddet ölçümü, Richter ölçeği, logaritma güncel hayatta nerede kullanılıyor? Aha da burada kullanılıyormuş demek ki. Richter ölçeğine göre R depreminin büyüklüğü R ise eğer, logaritma L bölü L0'dan biz onu bulabiliyormuşuz. Birazdan bu formülü kullanacağız. Ama soru da vermek zorunda. Sınavda da verecek. Örneğin pH değeriyle ilgili bu formül varmış. Sesin şiddetiyle ilgili de bu formül varmış. Ama bunların hepsi verilecek. Sen bu formülleri ezberlemiyorsun. Sadece ha, ben birazdan bu formüllerle karşılaşacağım. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Misal açıp baktığında şu soruya, aman Allah'ım biz ne yaptık? Biz nasıl bir günah işledik de hocam bize böyle bir soru gönderdiler diyeceksin. Hiç öyle değil. Bu sorular var ya, gerçekten tırıs gelir tırıs gider. Bak, rahat rahat çözeceğiz seninle soruyu. Bir depremin şiddetinin Richter ölçeği cinsinden şiddetini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılıyor. Richter ölçeği R, depremin şiddeti I0 depremin 0 seviyesindeki şiddeti. Tamam. 99 yılında Düzce'de Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bunun şiddetine A diyelim. 98 yılında Ceyhan'da Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde olan depremin şiddetine B diyelim. Biz A bölü B'yi istiyoruz. Şimdi bak, formülüm neydi? R eşittir logaritma I bölü I0'dı, doğru mu? Ben baktım Richter ölçeğine göre Düzce'de kaç? 7.2. Richter ölçeğine göre dediği yer benim buradaki değerim. Sen bunları yerine koyabilmelisin. Soru aslında bizden bunu istiyor aynı zamanda. Depremin büyüklüğü olan depremin şiddeti A. Deprem şiddetini, şu I'yi biz neyle gösterecekmişiz? A ile. A0'ı vermiş mi bana? I0'ı vermemiş. Bu zaten bir sabit. 98 yılında Ceyhan'da Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde olan depremin şiddeti. 6.2 büyüklüğünde olan depremin şiddeti logaritma B bölü I0 olarak. Biz sadece bu denklemleri yazacağız. Sen şimdi diyeceksin ki buradan A bölü B'yi nasıl çekebilirim? Ben de diyeceğim ki önce gel bir logaritmanın özelliğini kullanalım. Burada ne var? Bölüm özelliği var. Bölüm ne demek logaritmada? Fark demektir. O zaman şöyle yapalım. Logaritma A eksi logaritma I0. 6,2 eşittir logaritma B eksi logaritma I0 olarak yazılabilir. Şimdi diyorum ki ben A bölü B'yi istiyorum. I0'dan, o sabitten kurtulmam lazım. Aşağıdaki değeri neyle çarpalım? Bence eksiyle. Hatta direkt çarpalım, hiç uzatmayalım mevzuyu. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım, artı oldu. Alt alta topladım. Bunlar gitti. Burada 1 kaldı. Bu tarafta logaritma A eksi logaritma b değeri. Logaritmalar logaritma b tabanları eşitse aslında bunlar ne demektir? Bölüm durumundadır. A bölü b'ye logaritma değişisinden cevap 1'e eşit. Şimdi de logaritmadan kurtulma zamanı. Hiçbir şey yazmıyor tabanda. Orası 10'dur. A bölü b eşittir 10'dur diyorum. Doğru cevabı Adana'ya patlatıyorum. Anladık mı diyorum. Bak hiç öyle korkulacak soru tipi. Gel bak seninle bir tane daha onunla ilgili çözeceğim. Bakıyorsun soruya, aman Allah'ım moller bilmem neler. Hocam ben eşit ağırlıkçıyım diyen tayfa bizi acaba matematik sınavında karıştırdılar. Kimya mı sordular? Ulan o sene bu sene mi bana mı denk geldi? Soru hatalı sorusu bana mı denk geldi diye böyle sınav anında kafandan bir şey geçirme. Aslında bir logaritma sorusu. Bir bileşiğin hidrojen iyonu derişimi pH'i yani eksi logaritma H artı bağıntısı ile hesaplanıyor. Bir çözeltinin pH değeri 0 ile 7 arasındaysa asidik, 7,14 bazik, 7 ise nötr kabul ediliyor. Buna göre diyor H artının formülü de şu olduğuna göre diyor sabiti. Hidrojen iyonunun derişimine sahip bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Logaritma 2'nin bize yaklaşık olarak değeri veriliyor. Biz de bunu hesaplayacağız. Şimdi ben bunu nasıl hesaplayacağım diye bakıyorum. Demek ki buradan hesaplayacağım. pH değerine gideceğim. Demek ki pH'i bulmaya çalışacağım. Eşittir diyeceğiz. Eksi logaritma H artı. H artı değeri bize verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Biz direkt buradan hep pH'i bulacağız, bitireceğiz. Bak soru aslında bundan ibaret. Senin sadece o değeri yerine koymanı istiyor. Tamam mı? Diyorsun ki hocam ben bunu nasıl yapacağım? Diyorum ki ben de sana şu eksiden bir kurtul bakalım. Eksi buraya nasıl gelecektir? Çarpım olarak gelecektir. Burada 2 çarpı... Pardon. Eksi oraya çarpım olarak gelmeyecek. Eksi oraya çarpım olarak gelmeyecek. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 dedik değil mi? Tamam demişiz aslında. Şimdi bir dakika. Eksi oraya çarpı olarak gelecek. Ha tamam doğru. 10 üzerine vardı. Eksi 8 vardı. Buraya ne geldi? Eksi olarak geldi. Ben de buraya eksimi yapıştırdım. Tamamdır. Burada her şey kontrolümüz altında. Buradaki eksiyi ben ne yapacağım? Tık diye bunları atacağım. Logaritma 2 üzeri eksi 1. 10 üzeri artı 8'e dönüştü. Şimdi doğru yolda ilerliyoruz. Logaritma 2 üzeri eksi 1 ne demektir? Logaritma 1 bölü 2. Ya da hiç öyle yapmayalım. 2 üzeri eksi 1'i aynen bırakalım. Artı diyelim. Logaritma 10 üzeri 8'imiz yazalım. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Çarpım durumundaki ifadeyi Mehmet Hoca ayırdı. Tabii ki şöyle olursa daha şık olacaktır. Peki logaritma 2 önündeki eksi öne düşse, logaritma 2 olarak yazılsa artı 8 çarpı logaritma 10 olarak yazılsa sen bana itiraz edecek misin? Bence etmezsin. Logaritma 10 nedir? 1'dir. Eksi logaritma 2 nedir? Eksi 0,310,3 artı bir de buradan 8 geldi. Bak logaritma 2'nin yaklaşık değerini yazdım. Ben bu iki değeri birbirinden çıkarıyorum. 8 burada. 0,3,0,1,0,3 birbirinden çıkarıyoruz. 0,0,0,0,0. Tak buraya 9 attım. Burada ne kaldı? 6 kartı. Burada ne kaldı? 9 kaldı. Burada 9 vardı. Burada ne kaldı? 8 kaldı. Burada ne var? 9 var. Burada 9 vardı. Ne kaldı? 6 kaldı. Burada ne kaldı? 7. 7,6 küsür diye bir sayı elde ettim ben. 0,7 arası asilikti. 7,6 küsür 7,14 aralığına girdiği için nasıl bir değerdir? Bazik değerdir. Doğru cevap Bursa'dır. Attım cevabı baziye. Dedim ki gelsin sıradaki soru. Enteresan sorular geliyor buradan. Bugün dedim ya karma sorular çözeceğim. Şu soruda bitsin. Her tip sorudan neredeyse bir tane çözüp bütün logaritmayı aslında özetlemiş olacağız. Sınavda gelecek bir, bilemediğin iki sorudan birini kesin çözeceğiz inşallah. Bir radyoaktif çekirdeğin birim zamanda bozulma sabiti lambda, delta olarak gösteriliyor. Radyoaktif maddenin yarılanma süresi T eşittir ln2 bölü teta formülüyle gösteriliyor. Buna göre yarılanma süresi 11 yıl olan radyoaktif maddenin bozulma sabiti kaçtır diyor. Bizden bu sabiti bulmamızı istiyor. Aslında hiç zorluğu yok. T verilmiş mi? Verilmiş. Yıl cinsinden verilmiş. Gittim 11'i buraya yazdım. ln2'mi yazdım. Dedim ki ben zaten bu sabiti arıyorum. Doğru mu? Bu sabiti de buraya yazacağız. Yapacak bir şey yok. Peki ln2'nin yaklaşık değeri verilmiş mi? O da verilmiş. Biz diyoruz ki gel bir içler dışlar çarpımı yapalım. ln2 eşittir 11 çarpı bu değer. Tamamdır. Peki ln2 neydi? 0,693. Peki 693 bölü ben oraya 1000 yazsam 11 çarpı yapsam olur mu? Olur. 11 ile 693'ü kafadan bölüyorum. Çünkü 63 ile 11'in çarpımında kısa yol vardı. 11 ile çarpma kuralı. 6 ile 3'ü ayırıyorsun. 6 3 daha 9 ortaya yazıyorsun. O zaman diyorsun ki 693'ü 11'e bölersem cevap 63'tür. 63 bölü 1000'den 0,063 eşittir. Bizim aradığımız sabit değerdir. O da Bursa'dadır. Ya hocam böyle kek sorular gelse keşke çözeriz. Sadece korkmayacaksın. Bazen soru korkutabilir. Tamam mı? Şimdi gerçek manada sorular hazır mısın? Logaritmada karma sorularla, soru avcısıyla devam ediyoruz yolumuza. Yukarıda boşta olan yayın ucuna bağlanan x kilogram ağırlık x santim yayı uzatmaktadır. X kilo ise x santim uzar. 5 kilo ise 5 santim uzar gibi. Buna göre yukarıda bir ve ikinci şekillerde yayların ucuna belirtilen ağırlıklar takıldığında ikinci yay birinci yaydan kaç santim fazla uzar? Soru benden ne istiyor? Gel bu tip karşıma böyle bir soru geldiğinde benim yapmam gereken şey ne? Önce ona karar verin. İkinci yayın uzunluğundan birinci yayın uzunluğunu çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur? Kaç santim fazla uzadığını bulmamız için. Doğrudur. Çünkü x santimse x kilogram kalacak. Doğru. Biz buradaki santim cinsinden değeri bulmaya çalışacağız. Şimdi logaritma 3 tabanında 2 kilogram. Logaritma tamam. Ben ne yapmam gerekiyor o zaman hocam? Logaritma 9 tabanında 108'den logaritma 3 tabanında 2'yi çıkaracağım. Tamam da burası bak 3 tabanında. Bu 9 tabanında. Ben istiyorum ki herkes aynı tabanda olursa işlem yapabiliriz. Hadi gel yapalım. 9. Nedir aslında 9 dediğin sayı? 3'ün karesidir. Bunu bir yazalım. 3'ün karesindeki 2 buraya nasıl düşecektir? 1 bölü 2 şeklinde düşecektir. Bu değer ne olacaktır? Logaritma 3 tabanında 108 olarak karşıma gelecek midir? Gelecektir. Ben işi biraz daha kolaylaştırmak istiyorum. Acaba 108 sayısını 3'e bölsem ne çıkar diye şöyle bir bakalım. 3 kere 1 3, 3 kere 3 9 çıkarttık 1, 18'in içerisinde 6, 36. 6'nın karesi. 6'nın karesi. Acaba başka ne yapabilirdik? 2'ye bölsek 54'tü. Pardon 2'ye bölelim o zaman. Şimdi bak daha güzel bir değer yakalamaya çalışıyorum. Şurası 54'tü. 54'ü bir daha 2'ye böldüğümde 27 idi. 27 çarpı 4 gibi bir değer elde ettim. Bu biraz daha benim ilgimi çekti açıkçası. Şuradaki 4'ü görmek hoşuma gitti. Devam ediyorum. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 üssü 3 artı logaritma 3 tabanında 2 üssü 2. Artık sen iyi kötü logaritma bilen bir insansın. 27 ile 4'ü ayırdım. Dikkat et. Aralarında çarpma olduğu için toplam olarak ayırdım. Güzel. Bunu da yakaladım. Şu 3 şunun önüne düştüm. 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Zaten 1'dir orası. Artı 1 bölü 2 en baştan geliyor çarpım olarak. Buradan da 2 geldi çarpım olarak. Logaritma 3 tabanında 2. Harika gidiyoruz. Bunlar gitti. Bizim logaritma 9 tabanında 108 dediğimiz ifade bu. Bizim tek yapmamız gereken şu aradaki farkı bulmak. O zaman logaritma yazamadım. Yazacağız inşallah. Logaritma ya da şöyle yapalım. Eşittir dedim. 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ü yazmıyorum 1 yaptı. Artı logaritma 3 tabanında 2 aslında bizim için neydi? Logaritma 9 tabanında 108'e eşitti. Eksi diyerek yanına geldim. Logaritma 3 tabanında 2. Yani şuradaki değeri de çıkartıyorum ondan. Cırt sana cırt sana. Burada kalan tek değer nedir? 3 bölü 2'dir. Belki biraz pati çekmişim gibi gözüktü. Ama bence fena da olmadı. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? 3 bölü 2. Olay bitmiştir dedim. Aradaki yay uzunluğu 3 bölü 2 santimdir. Geçmiş olsun. Gel. Gel başka bir soruyla devam edelim. Yine tam ÖSYM sorar cinsinden. İçinde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sorusu var. Logaritma var. Var da var. Gel. Aşağıda aynı kalınlıkta ve farklı sayıda kitapların iki farklı dizilişleri verildi. Yukarıdaki şekilde verilen kitapların toplam sayısı 16'dır. Burada da burada da var. Yani burada x tane var. Burada y tane var. X artı y'nin toplamı neymiş? 16'ymış. Bununla anlaştık. İkinci dizilişteki kitaplardan 4 tane alınırsa birinci ve ikinci dizilişteki kitaplıkların yükseklikleri eşit oluyor. Bir dakika ya. O zaman burada x tane varsa burada x artı 4 tane vardır. Y'yi kullanmama gerek yokmuş aslında. Bu x artı 4 ondan 4 tane fazlaymış. Şuna ulaşıyorum. 2x dediğim değer 16 ise x dedi, pardon 16'dan 4 çıktı. Ne kaldı? 12 ise x dediğim değer nedir? 6'dır. O zaman çok net bir şekilde burada 6 kitap vardır. Burada 10 kitap vardır. Artık kitap sayılarını biliyorum. Burası tamamen o denklemlerle uğraştırdı beni. Biraz zaman kaybettirdi. İkinci dizilişteki kitapların toplam yüksekliği yani şuradan bir yükseklik ölçmüşler. Demişler ki logaritma 3 tabanında 1024. Buna göre birinci dizilişteki kitaplıkların yüksekliği kaç metredir diye bana soruyor. Tamam hadi gidelim. Şimdi burada kaç tane kitap var? 10 tane kitap var. 10 tane kitap için bizim yazacağımız yükseklik değeri neymiş? Logaritma 3 tabanında 1024. Yalnız benim 1024'ü şöyle bir görmem lazım. 2 üzeri 5 kaçtı? 32 idi. 2 üzeri 6 kaçtı? 64'tü. 2 üzeri 7 neydi? 128'di. 2 üzeri 8 neydi? 256 idi. 2 üzeri 9 neydi? 512 idi. 2 üzeri 10 nedir? 1024'tür. Ha, boşuna yazmamışlar bunu. Aslında burada yazan değer ne? 2 üzeri 10. At onu ön tarafa. 10 tane kitabın yüksekliği 10 çarpı logaritma 3 tabanında 2'dir. Onlar birbirine götürürse biz aslında buradan neyi bulmuş oluruz? Bir tane kitabın yüksekliğini bulmuş oluruz. Bir tane kitabın yüksekliği logaritma 3 tabanında 2. Ben birinci dizilişteki kitapların yüksekliğini istiyorum. Yani bunlardan 6 tane istiyorum. 6 tane kitabın yüksekliği 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2'dir. Var mı seçeneklerde? Yok. Demek ki benden şunu istiyor soru. Al diyor, bunu bir zahmet buraya koyuver arkadaş diyor. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 6, şurada yazmıştık 64'tü. O zaman logaritma 3 tabanında 64'tür doğru cevap. Adana'ya bırakıyorum bombayı. Pimçek bomba at. Gel. Gel bir de grafik sorusu çözelim. Yani dedim ya, bu soru avcısı tadında olacak. Ve sen hepsini önceden çözmüş gelmiş olacaksın. Sadece çözümleri izliyor olacaksın. Umarım doğru gidiyorsundur buraya kadar. Umarım her şey güzel gidiyordur. Şekilde fx logaritma a tabanında x, gx logaritma b tabanında x fonksiyonlarının grafikleri var. ac, bc noktaları sırasıyla f ve g noktalarının üzerindedir. Hepsini görüyoruz. Birazdan hepsini kullanacağız. Yani a'nın koordinatlarını yaz desem sen bana ne yazacaksın? A'ya c yazacaksın, doğru mu? A'ya c'dir hocam. B'nin koordinatlarını yaz desem bana ne yazacaksın? B'ye c yazacaksın. Arada gidiyor bizim böyle işte. Çizgi film karakterine bağlıyoruz. F ve G fonksiyonları üzerindedir. Taralı alanın A türünden eşiti nedir? Şimdi ben bu taralı alanı istiyorum. Mantıken nasıl bulursun bu taralı alanı? Şurayı. Dersin ki buradaki fark gerekiyor bana B eksi A. Şuradaki yükseklik gerekiyor. Diyorsun ki ondan sonra alan eşittir B eksi A çarpı yükseklik. Yüksekliği aslında biz vermişiz burada. Y ekseninde gittiği boyuttur. O da C'dir. Tamam, B eksi A çarpı C'yi bulacağız. Şimdi artık o logaritmik denklemleri kullanalım. Örneğin bunu. A noktasından geçiyor mu? Geçiyor. A noktasından geçiyorsa f fonksiyonu a'ya c'yi sağlar mı? Yani x yerine a'yı yazdığımda y yerine c'yi verir mi bana? Verir hocam. Logaritmanın denklemi belli mi? Belli hocam. Bak orada yanlışlıkla sildim. Logaritmada yazalım bakalım. A yerine x yerine a yazalım. Logaritma a tabanında x yerine a yazdım. Cevap ne çıkacak? C çıkacak. E tamam da bir dakika, burası 1 demek. O zaman c değeri nedir? 1'dir. Biz şu arkadaşı bulduk. Burası 1. O zaman bize b eksi a lazım. Biz B eksi A'ya odaklanacağız. Oraya gitmeye çalışacağız. O zaman bir de şunu kullanalım, hadi gel. Şimdi ben B noktasının koordinatlarını kullanırsam o kaç? B'ye C. Logaritma F değil bu sefer. Fonksiyonumuzun adı farklı. G fonksiyonu. G'yi verdiğimizde cevap ne çıkacak? C çıkacak. Logaritma. Aa, bu zaten aynı şey ya. Baksana. Logaritma B tabanında B eşittir C'den, C eşittir. Buradan yine 1 geldi. Demek ki buradan vermiyorlar soruyu bize. Bırakmayacaklar bize. Biz ne yapacağız? B eksi A'ya ulaşacağız. Madem öyle B eksi A'ya ulaşacağız, gel biz B eksi A'yı bulmaya çalışalım. Acaba B eksi A'yı nereden bulabiliriz diye. Bakıyorum. Bir dakika. Taralı alanın A türünden eşitini vermiş bana. O zaman durdum. Bir dakika ya. Biz normal alan için şunu yazdık mı güzel arkadaşım? B eksi A çarpı C. O da 1'di. Yazdık hocam, dur acele etme. Peki burası neymiş aslında? A bölü 4'e eşitmiş. Bakın bunu ben söylemiyorum. Soru söylüyor. Her tarafa içler dışlar atıyorum. 4B eksi 4A eşittir A'ya. 4 tane B eşittir kaç tane A'ya? 5 tane A'ya. Benim elimde böyle bir değer var. Soru benden bunun değerini istiyor. E bitti soru. Soru geçmiş olsun, bitti. Çünkü logaritma A tabanında 4A çarpı B bölü 5'i istiyor. Doğru mu? İzle bak beni. Logaritma A tabanında herkes A cinsinden olursa ben bu soruyu çözerim. 4 çarpı A çarpı B yerine kaç yazalım? B'yi yalnız bırak buradan. 5A bölü 4 yazalım hocam. 5A bölü 4 çarpı aşağıda 1 bölü 5'imiz var. 1 bölü 5'imizi de yapıştırdım buraya. Cırt sana. Geriye ne kaldı? Logaritma A tabanında A kare kaldı. A kareyi öne düştüm. Logaritma A tabanında A'nın cevabı nedir? 1'dir. O zaman cevap sadece 2'dir. Attığım cevabı Ceyhan'a. 8. sayfayı bitirdim ama günün bomba soruları biter mi? Bitmez. Hadi gel bir de logaritma fonksiyonunun grafiği ile ilgili soru çözdük. Logaritmayı ötelemeye ne dersin? Yukarı aşağı kaydırmaya ne dersin? Al sana logaritmada fonksiyondaki dönüşümler sorusundan. F, R'den R'ye artıya. Fx eşittir 3x fonksiyonunun grafiğine sırasıyla bıdı uygulanıyor. Elde edilen grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hallederiz, gel. Birinci olarak ne yapıyoruz? Y eşittir x doğrusuna göre simetri alınıyor. Bir dakika. Sen y eşittir x'e göre simetri alıyorsan eğer fonksiyonun nesini bulmaya çalışıyorsun? Tersini bulmaya çalışıyorsun. Burası en önemli ayrıntılardan biri. Fx'in cevabı neye eşit? 3 üzeri x'e eşit. Peki biz bunun tersini alacağız. Yani y eşittir 3 üzeri x. Tersini alıyorum. X'i yalnız bırakacağım. Logaritma 3 tabanında y eşittir x. Kısaca f'nin tersinde x eşittir logaritma 3 tabanında nedir? X'tir. Buraya kadar anladın mı? Sadece fonksiyonun tersini aldım, bitirdim. Elde edilen grafik x eksenini x ekseni yönünde 2 birim sola doğru öteleniyor. Şimdi biz biliyorsun bizim x'imiz var, bir de y eksenimiz var. Burası x ekseni, burası y ekseni. Ben x ekseninde sola doğru gidersem eğer negatife doğru gidiyordum. Ama biz x eksenindeki hareketlerin tersini yapıyorduk. Ve x eksenine yapılan işlemler fonksiyonun İçine yapılan işlemlerdir. Sen 2 birim nereye gidiyorsun? Sola. O zaman buraya ne yazacaksın? X artı 2. Bu ne demek hocam? Allah'ım sorunun güzelliğine. Bunları yorumlamanın güzelliğine. Ahanda bu demek. Logaritma 3 tabanında x artı 2 demektir. Bunu buldum. Bitirdim artık bunu da. Elde edilen grafik y ekseni yönünde 3 birim aşağı. Şimdi 3 birimde aşağı ineceğiz. 3 birim aşağı. Biz kimde hareket ediyoruz? Y ekseninde. Y ekseninde hareket fonksiyonun dışına yapılan müdahaledir. Yani şunu söylüyor bana. Ben diyor bu fonksiyonun dışında 3 birim aşağı ineceğim. Yani eksi 3 diyor kısaca. Yani logaritma yazabilirsem başaracağım. Yani bundan diyor fonksiyonun değerinden kaçı çıkar diyor? 3'ü çıkar diyor. Hadi gel yazalım. Logaritma 3 tabanında x artı 2 eksi 3 demek istiyorsun. Eyvallah. Buna göre elde edilen grafik aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum seçeneklere. Şu olabilir mi? Eksi 3 var mı? Var. Logaritma 3 tabanında x artı 2 var mı? Var. Doğru cevap Ceyhan'dır. Efsane 10 numara 5 yıldız sorudur bu arkadaş. Çok lezzetli bir soruyu daha bıraktım geride. Gönder gelsin hocam. Ay. Bugün ne sorular çözdük ya. Harbiden ayrılığa yakışır bir soru olacak. Logaritmadaki ayrılığa. Al sana bir tane daha kitaptan soru. Ne çözmedik biz şimdilik? Logaritmik denklem çözmemiş olabiliriz. Eşitsizlik çözmemiş olabiliriz. Çözelim bir tane. Yukarıdaki kare prizma şeklinde verilen tahtanın taban uzunluğu logaritma kök 3 tabanında x birim. Yüksekliği bıdı bıdı birimdir. Logaritma 3 tabanında x artı 2 çivinin boyudur. Çiviyi şurada işaretleyelim. Daha net görelim. Tahtaya dikey ve yatay olarak çakılıyor. Buna göre x'in tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Allah! Soruya bak be. Bak şimdi. Çiviyi buradan vurmuşuz. Çivinin ucu bu taraftan çıkmış. Gitmiş mi? Gitmiş. O zaman ben şunu söylüyorum. Çivinin boyu bizim yatayda attığımız boydan daha uzundur. Doğru mu? Çivi büyüktür yatayda. Güzel. Peki dikeye baktığımda, dikey olarak çaktığımda dikey boy çivinin boyundan daha büyük olduğunu görebiliyor musun? Görüyorsun. Biz bu ikisini de eşitsizlik olarak kullanıp çözmeye çalışacağız. Çivinin boyuna sen kaç dedin kardeşim diyorsun. Logaritma 3 tabanında x artı 2 dedim hocam. Büyüktür diyorum ben de. Logaritmadaki yataydaki boydan. Logaritma kök 3 tabanında x'ten. Nasıl çözülür bu soru? Bir kere şu kök 3'ten kurtulmakta fayda var. Logaritma 3 tabanında x artı 2. Kök 3 üstü nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi öne nasıl atarız? Bölüm olarak atarız. Nasıl geçer? Çarpım olarak geçer. Logaritma 3 tabanında x. Bu 2'yi buradaki logaritmadaki x'in üstüne alırız. Logaritma 3 tabanında x artı 2 büyüktür. Logaritma 3 tabanında x'in karesi. Uyuma bendesin. Şimdi tabanlar eşit mi? Tabanlar eşit. Eşitsizlikler, tabanlar eğer birden büyükse aynen geçerlidir. Bu denklemi çözmeye çalışıyorum. Alayını bu tarafa aldım arkadaşım. Ya da görebileceğin cinsten yazayım. 0 büyüktür x kare eksi x eksi 2. Şimdi sadece çarpanlarını ayıracağım. X'e x, 2'ye 1, eksi artı. X'in cevabı ya 2'dir ya eksi 1'dir. Ama bu bir eşitsizlik olduğu için ben de eşitsizlik kurallarına göre yazarım. Eksi 1'e 2 şunları böyle yuvarlak işaretledim. Allah'ım soru beni nerelere götürdü. Sorunun güzelliğine, klaslığına. Ne yapıyorduk? Artıydı x karenin önü. Artı, eksi, artı. Ben ne arıyorum? Sıfırdan küçük arıyorum. Sıfırdan küçük yer burası mı burası? Bu aralığı mı alacağız acaba sadece? Yani x'in aralığı bu mudur diyeceğiz. Yoksa şuradaki değerlere de bakacağız mı? Bak şu değerlere bakmadık dikkat edersen. X ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. X ne olması gerekiyor? X artı 2'den büyük olması gerekiyor ki x artı 2'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ya bu ya budur diyorum. Tabii ki bir de bu vardır. Üçünün kesişim kümesi nedir? Sıfırla 2 aralığıdır. Evet bizim elimizde bir tane cevap var ama yeterli değil. Döndüm geldim buraya. Şimdi bakıyorsun zaten seçeneklerde öyle bir şey. Dikey çivi boyutuna bakacağız. Dikeyde logaritma cinsinden verilen bizim kutunun boyuna kadar logaritma 9 tabanında x kare artı 7x büyükmüş. Logaritma 3 tabanında x artı 2'den. Neden bundan büyük? Logaritma olarak taban olarak pardon çivinin boyundan büyük olduğu için. 3'ün karesi midir bu? 3'ün karesi buraya 1 bölü 2 olarak mı düşer? 1 bölü 2'yi karşıya atarsam elde ettiğim değer şu mudur? Logaritma 3 tabanında x kare artı 7x büyüktür. Logaritma 3 tabanında x artı 2. Bu karşıya ne olarak düştü? Çarpım olarak. Bu çarpım bunun üstüne ne olarak alırsın? Kare olarak alırsın. Artık logaritma 3 tabanı mıdır herkes? Logaritma 3 tabanıdır. Yazmadan gelelim logaritma 3 tabanına. Biraz hızlandırmak istedim soruyu. Şurada x artı 2'nin bir de karesi var mı? Var. Allah'ım Allah'ım soru gidiyor da gidiyor. Nerelere gidiyor? X kare artı 7x büyüktür. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Cırtlar cırtlar bunlar gider. Şurası nedir? 3x'tir. Büyüktür 4'ten. X büyüktür ki 4 bölü 3'ten. Bakın buradan da bir kök geldi ama bitmedi. Biz yine buraları da incelemek zorundayız. X kare artı 7x ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Sıfırdan büyükse ne olmak zorunda? Böyle olmak zorunda. Buradan da bir kök değer aralığı gelecek. Eksi 7 sıfır artı eksi artı sıfırdan büyük dediği için bu aralıklarda yer alması gerekiyor. Ama kesişim kümesini alacağız. Dikkat daha devam ediyorum. Buradan da x artı büyüktür 0 geliyor. X buradan neden büyüktür geliyor? X eksi 2'den büyüktür geliyor. Biz bu 3 kümenin de nesini alıyoruz? Kesişim kümesini alıyoruz. Kısaca x değerimiz buradan ne gelecektir? 4 bölü 3'ten büyük değerler gelecektir. Ve son olarak burası çözüm kümesi 1. Burası çözüm kümesi 2'dir. Biz yine bunların da çözüm kümesini alacağız ki dananın kuyruğunun koptuğu yer. X 4 bölü 3'ten büyükmüş. O zaman burayı alacağım. Sonsuza kadar mı gider? Hayır. Biz en dar kesişim kümesidir. En dar seçilen yerdir. 2'yi alacağız. 4 bölü 3 2 aralığıdır. Bitmedi ama soruyu alkışlıyorum ya, bu soru çok güzel bir soru değil miydi? Hani ağzının suyunun aktığı soru ya. Ekmek bang bang ye bu soruyu ya. Bu soru böyle ekmek bana bana yiyeceksin. Böyle lezzetli bir soru. Madem bu kadar havalandık, bu kadar uçtuk. Aha reklam. Efendim. Alo. İnternet tarif süresi. Aramayın beni, aramayın bak. İnternet tarifemle bak numaranı da ifşa ediyorum. Arama bizi, arama kardeşim. Yalan da söylüyorsun. Benim internet şeyim devam ediyor. Ya yıldım günde 10 defa arıyorlar ya. Günde 10 defa arıyorlar. Türk Telekom'da yeter ama ya. Hani bir yere kadar. Bir yere kadar. Bu da bir dil. Bu da bir dil. Bazen acı konuşur. Ahmet Re yüksek. Sizde de oluyor mu ya? Ahmet Re yüksekliğinden yere bırakılan bir top ilk zıplamada B metre yüksekliğine çıkmaktadır. A'dan bırakılıyor. Yani A dediğimiz yer burası. B dediğimiz yer burası. Bakın bu tarzda bak ilk sorulara geri döndük. O dersin en başında yaptığımız. Kim neyi belirtiyor? Kim neye sahip? Yani burası A'yı belirtiyor, burası B'ye sahip. Bizden bunu önce bir kavramamızı istiyor soru. Gördüğünü yerine yazabiliyor mu bu genç diyor. C pozitif bir reel sayı olmak üzere. C sadece pozitif bir reel sayı. Yani denklemin sabiti gibi düşünebilirsin. Eşitliği veriliyor. 15 metre yükseklikten bırakılan bir top 4 metre zıpladığına göre. Şimdi burada 15'ten bırakılıyor. 4 metre zıplıyor. İlk zıplamada 5 metre yüksekliğe çıkması için kaç metre yukarıdan bırakılması gerekiyor? Buradaki x'i istiyor. Hallederiz. Şuradaki sabiti kullanacağız. Logaritmayı kullanacağız. Bizim önce c'yi bulmamız lazım. B belli mi? Belli burada. Kaç? 4 hocam. Logaritma 3 tabanında 2a. A kaç hocam? 15 verilmiş. Bakın hangi değer kime ait onu gördün mü? Soru gerçekten kolay. At bunu karşıya 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. 81 eşittir. Logaritma. Logaritma artık yok. 3'ü zaten karşıya attık. Şurası 30 artı c. C dediğim değer ne geldi? 51 geldi. Bu logaritmadaki sabit değerimizdir bizim. Geldim bunu çözmeye. Şimdi diyorum ki arkadaş bak bize b'yi vermiş. 5 eşittir logaritma 3 tabanında. X'i bilmiyoruz. 2 çarpı x yazıyoruz buradaki a değeri yerine. Çünkü o a'ya tekabül ediyor. Artı 51. Neden artı 51 yaptığımı biliyorsun. Değil mi? Bak bir de öbür telefondan arıyorlar. Çıldırtacaklar bizi ya. Alo. Değerli abonemiz. Sizi Türk Telekom. Türk Telekom. Rahat bırak. Abi resmen videoyu katletti ya. Bak bunu da ifşa ediyorum. 850, 480, 35, 31. Açmayın. Ya da açınca da sevgi dileklerinizi iletin bu arkadaşlar. Açmayın bu numara. Aramayın ya. Aramayın arkadaş. Yani bu şey kurumu ne yapıyor ben anlamıyorum ki. Hiç mi önlem yok arkadaş ya? Bizim bütün numaraları dağıttınız mı el aleme ya? 3 üzeri 5. 3 üzeri 5. Yazdım buraya. 2x artı 51. 3 üzeri 5. Neydi? 81'di 3 üzeri 4. 3 de çarptım. Ya bizim dersimizi sabote etmeyin ya. 3 kere 8 24. 243 eşittir 2x artı 51. 51'i koydum bu tarafa. Çıkartacağız birbirinden. Şurada 2 kaldı. Şurada 9 kaldı. 192 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüm. Doğru cevap 96'dır diyorum. Başka bir arama gelmeden bence artık bitirelim. Vurdum cevabı Denizli'ye. Logaritma kısmını bitiriyorsun. Logaritma kısmında yalnız... Yani sizi gerçekten çok zorlayacak o kadar fazla test var ki. Sonda 9 tane karma test var arkadaş. Hani şu sayfaları bir aç, şunları bir çözmeye çalış. Yemin ediyorum böyle aman 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 aman. Zihnin açılacak. Hani böyle mentol koklarsın, bütün burun deliklerin açılır ya. Şu soruları bir çözeceksin. Bütün o zihin delikleri açılacak. O sinapsisler hepsi birden çalışmaya başlayacak. Logaritma. Bitti ama gel bir de şeyi de bitirelim. Gel bir de takvimde bitirelim seninle birlikte. Hay maşallah diyorum. Logaritmanın 7. güne, logaritmaya hoşça kal diyorum. Bu kitapta en azından şimdilik logaritma kısmı bitti. Dizileri de bitirip kitabın tamamını açacağız. Dizileri de 6 günde bitireceğim. Şimdi diyeceksin ki hocam yarın dizileri gönder. Hayır. Pazartesi başlayacağım. Arada 9 tane test var. Aradaki 9 testi senin bitirmeni istiyorum. Ne yapacaksın? Pazartesi devam edeceksin. Anlaştık mı? Pazartesiye kadar hepsi bitecek. Arkada bir tane bile gri soru istemiyorum arkadaşım. Pazartesi görüşünceye kadar. Kısa bir ayrılık. Ayrılık, ayrılık. Aman ayrılık. Buraya kadar. Her ayrılık üzünlüdür ama. Rehber Matematik. Abi sen getir 45 dakikalık dersi burada patlat. Şu cümleyi kurama. Kolonya gel. Abi burada takılınır mı ya? Gel gel al kolonyayı. Bir daha. Bir daha kesmeyeceğim buraları. Şimdi buradan bir daha gireceğiz, tamam mı? Hazır mıyız? Olmuyor. Ayrılık, ayrılık. Aman ayrılık. Her ayrılık hüzünlüdür. Ama Rehber Matematik'teki ayrılıklar hüzünlü olmadan olmayacak. Bu seferki ayrılığımız gerçekten çok kısa ayrılık. Pazartesi günü görüşünceye kadar dizilerde buluşuruz. Logaritmayı bitiriyorsun. Hoş kal, hoşça kal.